Herkes de nasıl kötü tutuyor? O zaman Sergi ile ilgili bilgi alabilir miyim? Burada bulunan değerli arkadaşlarımız Ereğli'nin en iyi sanatçıları, el sanatçılarıydı. Burada bir sergimizi açtık. Geçen sene Çilek Festivali'nde de yine aynı sergimizi sunduk. Çok değerli eserler var, çok değerli sanatçılar var. Biz bu tür aktivitelerin Ereğli içinde devam etmesini talep ediyoruz. Hatta başkanımız bize bu konuda yardımcı olmasını talep ediyoruz. Başkanımız derken belediye başkanı. Belediye başkanımızı da bu konuda bize destek olmasını istiyoruz. Ereğli'de sanatın gelişmesi için. Ne istiyorsunuz? Somut. Ne istiyoruz? Bu sergimizi sürekli yapabileceğimiz, sunabileceğimiz mekanlarda bize Ereğli'nin belli yerlerinden bir yer göstermesi, sürekli bu sanatçı arkadaşların orada sanat eserlerini hem yapıp hem halka satmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu tür sergiler çok kısa dönemli oluyor, 3 günlük oluyor. Bu da yeterli olmuyor bizim için. Burası da güzel bir mekan ama şehrin merkezine uzak kaldığı için fazla insanlar gelmiyorlar. Dolayısıyla pek anlamda kalmıyor. Onun için daha merkezde, daha güzel bir yerde bu arkadaşların sergisini yapacağı yerlerin olmasını tabii gönülden arzu ediyoruz. İnşallah başkanımız bu konuda bize yardımcı olur. Teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım, bir sürü sergilere katıldınız. Taş boyama sanatı ile ilgili kısa bir bilgi verir misiniz? Valla taş boyama sanatı doğanın bize sunduğu bir armağan diyeyim ben. Denizin kenarından, derenin kenarından, nereden size uygun olduğunu düşündüğünüz taşları toplayıp üzerine elinizden geldiği ya da yüreğinizden ne geliyorsa onu canlandırmaya çalışıyoruz. Biz bu işte amatörüz. İnşallah daha çok yayılır ve dünya çapında artık bunun bir sanat olduğu kanıtlandı. Herkes tarafından biliniyor. Ama bizim ülkemizde yeni henüz. Biz de bunu canlı tutmaya ve yaymaya çalışıyoruz. Bu işin duayenlerinden Cengiz Hocam. Biz de peşinden geliyoruz. Hangi okuldan?